deme istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Babana nasıl bulacağız Hayri? Evet baba, 10 gün oldu. Hala dedemden bir haber yok. Ne yapacağımı ben de şaşırdım kaldım. Aramamız, bakmamız gereken her yere aradık baktık. Ama bulamadık. Başka nereye bakabiliriz ki? Allah gecinden versin. Adamcağız ölmüş bile olsa adını kimse bilemez. Ama ya yaralanmışsa? Herhalde kendi adını soyadını söylemiştir doktorlara. Tabii. Bir dakika. Ölmüş olabilir mi dersin sence? Allah korusun. Eğer öyleyse morga kaldırırlar. Allah göstermesin. Tabii ya. Sahipsiz hastaları belli bir müddet morgda tutuyorlar. Bunu nasıl düşünemedim şimdi? Neden ağlıyorsun anne? Eğer dedeniz ölmüşse, bu benim yüzümden, benim kaprislerim yüzünden olmuştur. Onu bu duruma getiren ben oldum çünkü. Ah Allah'ım, eğer kayınpederim ölmüşse bunun vicdan azabını ölünceye kadar taşıyacağım. Tamam. Tamam hanım, ağlama. Bizimki sadece bir tahmin. İnşallah yaşıyordur. Yaşasaydı bir yerden çıkardı, öyle değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir de hastaneleri arasak. Aramadık mı, sormadık mı biliyorsun? Telefon etmediğim hastane kalmadı. Canım, telefonla kim ne kadar ilgilenecek ki? Bizzat giderek sormalıydık. Evet, doğru, haklısın. Biraz zamanımızı alacak ama olsun. İstanbul'da ne kadar özel ve resmi hastane varsa hepsini arayacağım. Kolayı var. Ailecek, çoluk çocuk dağılıp arayalım. Kaybolduğu günün hasta kabul defterlerinden soralım. Doğru. Kim bilir, belki de isimsiz olarak kaydedilmiştir. Çok doğru, bu çok güzel bir fikir. Evet. Peki Bilal'le Nesrin'in okulları ne olacak? Bunu düşünme baba. Bilal de ben de öğrenciyiz. Sabah erkenden kalktık mı birçok hastaneye sorabiliriz. Doğru kızım, doğru. Bilal'e de söyleyelim şimdi. Yavrucak ağlıya ağlıya bir hal oldu. Odasından çıkmaz oldu. Bilal, Bilal oğlum. Susun bakayım, gürültü etmeyin. Herkes kitabını açsın. Gir. Affedersiniz öğretmenim. Neden geç kaldın Bilal? Evet, seni dinliyorum. Biliyorsun sınıfa öğretmenden sonra girmek çok ayıp ve saygısızca bir davranış. Ama geçerli bir mazeretin varsa o başka. Var efendim. Nedir mazeretin? Öğretmenim, dedem kayboldu da onu arıyorduk. Susun, niye gülüyorsunuz? Bunda gülünecek ne var? Söyle Bilal, nasıl kayboldu deden? Huzur evinde kalıyordu. Yani tanıdık bir yerde efendim. 10 gün önce beni özleyip bize gelmek üzere çıkmış oradan. Ama o gün bugün gelmedi evimize öğretmenim. Peki araştırdın mı? Araştırıyoruz. Babamla birlikte bütün hastaneleri, karakolları aradık. Ama bulamadık kendisini. Kaç yaşındaydı deden? 63 öğretmenim. Aman yarabbi. Büyük ihtimalle bizdeki dede bu aranılan dede olabilir. Belki bir akrabasına, arkadaşına falan gitmiştir. Olmaz mı çocuğum? İhtimal dahilindeki her yeri araştırdık öğretmenim. Adı neydi dedin? Kamil Cömert. Kamil Cömert ha? Neyse, şimdi geç yerine. Yalnız teneffüste odama gel. Bu konuyu bir daha konuşmak istiyorum seninle çocuğum. Peki öğretmenim. Şimdi bizim beye bir telefon edip geç geleceğimi bildireyim. Alo, hastane mi? Doktor Nazif Bey ile görüşmek istiyorum. Buyurun Doktor Nazif. Zeynep, sen misin karıcığım? Evet, sesini birden alamadım. Dersten sonra idaredeki arkadaşlar rica ettiler. Bir iş varmış da. Yani iftara gelemeyecek misin? Maalesef, arkadaşları kıramadım. Sabahtan kalan yemekler vardı buzdolabında. Bu hiç iyi olmadı Zeynep. Dede ne olacak? Evet canım, ama idare edeceğiz bu akşam. Bir defa işleri düştü bana, olmaz diyemedim. Peki, daha da olmazsa dışarıdan bir şeyler alırım yemek için. Hayırlı akşamlar. İşim bitince gelirim. Sana da karıcığım, güle güle. Girin. Bilal sen misin? Gel şöyle çocuğum, otur. Evet, seninle görüşmemin sebebi çocuğum... Geç kaldığım için ceza mı vereceksiniz öğretmenim? Hayır yavrum.
Dedenin kaybolma durumunu yakından görüşmek istiyorum. Onun için çağırdım. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana yardımcı olmam için dedenin durumunu bana baştan sonuna kadar anlatmanı istiyorum, tamam mı? Peki öğretmenim. Dedem babaannemin ölümü üzerine Ramazan'dan bir ay kadar önce bize gelmişti. Bu akşam Zeynep'in işi çıkınca gelemedi. Biz bize kaldık. Ziyanı yok evladım. İşte hurma var elhamdülillah. Sıhhatimiz de yerinde. Bir de sıhhatine tam kavuşursun inşallah. İnşallah evladım inşallah. Vaki olanda hayır vardır demiş büyüklerimiz. Elbette bunda bilmediğimiz nice hikmetler vardır. Bilemeyiz ki. Bak dede, dışarıdan tatlı da aldım. Ümit ederim seversiniz. Ah evladım, niçin bu kadar zahmet ettiniz? Zahmet olur mu dedeciğim? Bu mübarek Ramazan ayında iftarla ilgili çok güzel şeyler söylemiştiniz dün akşam. Zahmet olmazsa bir daha tekrar eder misiniz bana? Evet. Bir hadisi şerifi nakletmiştim. Orada buyruluyor ki, bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenlerin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bir de iftarla ilgili bir şeyler söylemiştin. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar da ona sevap verilir. Yani şimdi ben bu hadisi şerifte anlatılan nimetle kavuştum mu? İnşallah kavuşmuşsundur evladım. Bu yaptığın hizmetleri Allah için yapıyorsun. Bunda bir dünya çıkarın yok elbet. Biliyor musunuz dede, yarın akşam Kadir gecesi. Öyle mi? Rabbimize hamdolsun ki bizi böyle mübarek günlere, gecelere kavuşturdu evladım. İnşallah feyiz ve bereketine de kavuşuruz. Hele Zeynep de gelsin de yarın için şöyle güzel bir hazırlık yapalım.